Çöpünü bile temizlemeyemeyen bir toplumun izleri. Pisliğini temizleyemiyorsan gezmek senin neyine? Görmek, öğrenmek senin neyine? Cehalet değil mi zaten sıkıntılarımızın kaynağı? Evet ya. Yani doğanın seni bilmiyorlar, yönetimi, hazırlığı, yönetimi. Öyle. Ondan sonra da başlayacaklar işte susuzluk, tarım toprağı, tarım toprağı olmayacak. Hep bir sıkıntı olacak yani bunun sonunda. En acı tarafı aslında İstanbul'da yaşayıp, o betonların arasında yaşayıp böyle bir güzelliğin farkında olamamak olur. Evet ya, aynen. Farkında olanlarınsa sonuna kadar kirletebildiği böyle bir güzelliğin. Evet. Yazık. Her tatlılık var ya. Ya bir türlü bilmiyor ki insan onu kendi yarattığı emtia doğa karşısında hiçbir öyle değer olmayacak yani. Öyle. Yani bir gün, gün gelecek bir kamyon altınla belki de bir dönüm tarım hastası alamayacak yani. Bir de biz ormanın bu derinliklerine hani kimse gelemiyor diye geldik. Evet. Temiz bir yer gördüm. Evet, temiz yerler görelim diye geldik. Maalesef aradığımızı bulamadık. Aynen. Vay vay. O yılan değil ya. Evet, bence de. O. Ondan korktuk, oradan korktuk. Evet. Evet. Kertenkele gibi sanırım. Yani o kör kertenkeleye benziyor. Zannedim. Neyse, çok rahatsız etmeyelim oraya. Orada fazlaca korktum. Evet. İyi var, bu işin bonusu oldu. Evet. Görüşüm, denk geliyor ya. Video çekiyor değil mi? Kayıt yapıyor, ses kaydı. Tabii. Demek ki bir şey güzel oldu. Müzikle beraber